Ne kadar alanınız? Bir dönüm yaklaşık. 1000 metrekarelik bir alana uyguluyoruz. Şeye bağlı bu. Yani mesela dönüme 10 kilo atarsan daha fazla alan atarsın. Ya da 20 kilo atarsan 1000 metrekareye yeter. Ne kadar uygulama yapacağına bağlı. Şimdi katı gübre içinde drone'ları kullanacaksınız bugün. Nasıl bir ilaç gübreleme yapılacak? Özellikleri nelerdir bu cihazların ve sistemin? Şimdi yaklaşık 3 hafta önce bu arazimizde drone ile herbisit uygulaması yaptık. Bugün de katı gübre uygulaması yapıyoruz ya da granül gübre. Özellikle azotlu gübreler buğday verimini direkt olarak etkileyen en önemli gübre kaynağı. Ve buğdayda genellikle bu üst gübre dediğimiz azot iki farklı dönemde verilir. Ancak arazinin uygun olmaması nedeniyle çoğunlukla bu gübrelemeler ya eksik yapılır ya da yeterince etkin olmaz. İşte burada dronlar arazinin uygun olmadığı koşullarda bize en büyük avantajı sağlayan uygulama araçları olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de burada dronlarla ilk kez fakültemizde granül gübre uygulaması yapacağız ve 3 tane dronla her birinde 20 kilogram gübre tankı var ve bu şekilde üst azot gübrelemesi uygulamasını Aksu çiftliğimizde gerçekleştireceğiz. Eski usul traktörle yapılacak olsaydı lastik izlerinden de bir zarar oluyordu. Artısı nedir bu sistemin? Özellikle traktörün girmiş olduğu alanlarda buğdayın gelişimi olumsuz etkileniyordu. Ama özellikle bu yıl havaların yağışlı olması nedeniyle arazinin uygun olmadığını gözlemliyoruz. Ve traktörle uygulama şansımız şu anda mümkün değil. Tavın gelmesi durumunda ise gübreleme uygulamasının zamanı geçmiş olabiliyordu. İşte biz bu durumda arazinin uygun olmadığı koşullarda bile drone ile gübreleme uygulaması yapabileceğiz. Bizim en büyük avantajımız da bu olacak. Gübremenin zamanını kaçırmamış olacağız ve etkinliği daha üst seviyede olacak. Biz de teşekkür ediyoruz.